Posta Teknoloji'den herkese selamlar. Yeni bir video ile daha karşınızdayız. Bildiğiniz üzere Apple iPhone'lar için geliştirdiği mobil işletim sistemi iOS'in veya iOS'un yeni versiyonu iOS 14'ü resmen tanıttı. iOS 14 ile gelen yenilikler arasında App Library, işte widget boyutları, Picture in Picture yani resim içinde resim, Siri tasarımı ve 11 dil için çeviri hizmeti gibi özellikler yer alıyor. Peki hangi iPhone'lar iOS 14 güncellemesini alacak? İşte iOS 14 ile gelen yenilikler ve bu güncellemeyi hangi iPhone'ların alacağı listesini sizlerle kısaca paylaşıyoruz. Apple'ın her yıl düzenlediği WWDC 2020 veya Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda widget desteğinden yeni Apple çeviri uygulamasına kadar birçok özelliği beraberinde getiren iOS 14'ün hangi iPhone'lara geleceği tanıtıldı ve bu işletim sistemiyle gelen yenilikler herkese açıklandı. Neler geldi detaylı bir şekilde bizlere gösterildi. Milyonlarca geliştiricinin katıldığı Apple'ın bu konferansında tanıttığı iOS 14 birçok iPhone modeliyle de uyumlu olacak. Şimdi hiç vakit kaybetmeden iOS 14 ile gelen yeniliklere Kısaca geçelim bu özelliklerden bahsedelim bakalım bizleri yeni işletim sistemi ile beraber neler bekliyor. İlk başta ana ekrandaki widgetlardan başlamak istiyorum. Widgetlar bir bakışta size daha fazla bilgi vermek için tamamen yeniden tasarlandı ee, ve şimdi bunları ana ekranınıza ekleyebilirsiniz. Farklı boyutlardan birini seçebilir ve istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Evet Android gibi dediğinizi duyar gibiyim ama artık Android ekosisteminde olan bu yenilik iOS ekosistemine de geldi. Ayrıca en çok kullandığınız uygulamalara dayalı olarak akıllıca hazırlanmış bir klasör, akıllı yığın da ekleyebilirsiniz. Ve doğru widget gün içinde doğru zamanda otomatik olarak görünebiliyor. Geçelim uygulama kütüphanesine. Kullanıcılar iPhone'larına yüklü uygulamalarına, işte klasörlemelerine gerek kalmadan App Library adı verilen bu yeni bölümden erişebilecek artık bunlara. Kullanıcılar bu özellikle sosyal medya, oyun, alışveriş gibi aradığı kategorideki uygulamaya daha hızlı bir şekilde ulaşabilecek. Bu arada özel Özellikleri kısa kısa geçiyorum. İlerleyen dönemde bunlarla ilgili daha detaylı bir video gelecek merak etmeyin. Şimdi ben kısa kısa anlatıyorum neler olup bittiğini sizlere. Diğer bir özellik daha hızlı kompakt çağrılar. O ne demek? iPhone, FaceTime ve 3. taraf uygulamalardan gelen aramalar tamamen yeni bir kompakt tasarımda görüntüleniyor. Hatta mesela oyun oynuyorsunuz diyelim artık çat diye ekranda belirmiyor araba. Arka tarafta gözüküyor ve ekranın üst tarafında beliriyor. Böylece siz kimin aradığını üst tarafta görebiliyorsunuz. iOS 14'te gelen bir diğer yenilik Picture in picture yani resim içinde resim özelliği. Kullanıcılar bir uygulama içerisindeyken bu uygulamalarından çıkmalarına gerek kalmadan başka bir işlemi yapabilecek. Mesela diyelim WhatsApp'tasınız ve YouTube'dan bir video geldi size. Onu direkt WhatsApp üzerinde YouTube'u açarak oynatabileceksiniz, izleyebileceksiniz. Yine Android platformunda hali hazırda bulunan bu özellik sayesinde iPhone kullanıcıları da örneğin işte video izlerken oynatıcılarını otomatik olarak küçültüp ana ekrana geçebilecekler. Şimdi iOS 14 ile yenilenen Mesajlar uygulamasında sık iletişim kurulan kişileri ve iletişim dizilerini sabitleme geldi. Ondan sonra yanlış kişiye mesaj göndermenin önüne geçmek için mesaj yazılmaya başlandığında ilgili kişinin fotoğrafını gösterme Ondan sonra kullanıcıların WhatsApp ve benzeri platformlardan aşina olduğu satır içi ve grup sohbetlerde belirli bir kişiyi etiketleyerek yanıtlama gibi özellikler geldi. Bir fotoğraf veya memoji ekleyerek grup sohbetinize görsel bir kimlik verebilirsiniz veya bir emoji seçebilirsiniz. Satır içi yanıtlar dedik, e, o da şöyle artık bir grup görüşmesindeki belirli bir mesajı doğrudan yanıtlayabilirsiniz. Yanıtları tam görüşmede veya daha odaklı bir görünüm için kendi ileti dizisi olarak görüntüleyebilirsiniz. Ondan sonra sabitlenmiş görüşme var. En önemli görüşmelerinizden en fazla 9'unu görüşme listenizin üst kısmına sabitleyebilirsiniz. Böylece onlara kolayca ulaşabiliyorsunuz. Diyelim en çok annemle veya kardeşimle mesaj yaşıyorum. O 9 kişiden ikisini e, bu iki kişi yapabiliyorum ki onlara hızlıca erişebileyim. Siri'ye epey bir özellik geldi. Artık daha doğal konuşuyor. Sesi size daha doğal geliyor. iOS 14 ile birlikte Apple'ın sesli asistanı Siri de yeni özelliklerine kavuştu. Hatta eskiye oranla daha iyi sonuçlar da sunuyor. Tasarımı yenilenen Siri herhangi bir uygulama açıkken bir soru sorulup aktifleştirildiğinde Artık ekranı kaplamıyor. Küçük bir widget olarak belirerek soruyu yanıtlıyor. Bu oldukça güzel bir şey. Çünkü eskiden komple ekranı kaplıyordu ve sorduğunuz soru ekranda çıkıyordu. Ayrıca iOS 14 ile birlikte Siri ile artık sesli mesaj gönderip dikte de kullanıabilecek. Bu cidden güzel bir şey. Yani eliniz doluyken bu özelliği kullanabilirsiniz sesli mesaj göndermeyi. Yeni Siri ve sunduğu çeviri uygulaması sayesinde iki farklı dili konuşan kişiler birbirleriyle iletişim kurabilecek. Aynı zamanda Siri ile kolayca sesli mesajlar gönderebilirsiniz. Gelelim memoji stilleri ve çıkartmalarına. Yeni yaş seçenekleri ve yüz kaplamaları ile birlikte hobinizi, mesleğinizi ve kişiliğinizi yansıtacak 20'den fazla yeni saç ve şapka stili arasından seçim yapabileceksiniz Apple haritaları da boş geçmemiş e, haritalar gizliliğinizi korurken dünyayı dolaşmanın ve keşfetmenin en iyi yolu iOS 14'teki haritalar ile gidilecek yeni yerler ve oraya ulaşmak için çevre dostu yollar keşfetmek artık daha kolay size daha kestirme yolları sunabiliyor bu uygulama bisiklet yol tarifleri almak için bu haritaları kullanabilirsiniz Ayrıca seyahatinizi planlarken yükseklik Kalabalık sokaklar, merdivenler ve dik geçitleri de görebilirsiniz bu sayede. iOS 14 ile birlikte iPhone'lara yeni bir çeviri, Translate uygulaması da geliyor. Başlangıçta Türkçe hariç 11 farklı dili destekleyecek. Yapay zeka destekli bu uygulama internet erişimine ihtiyaç duymadan tamamen çevirim dışı olarak gerçek zamanlı karşılıklı bir çeviri yapabilecek. iOS 14 ile birlikte gelen diğer yenilik ise App Clip adı verilen küçük uygulamalar. Bu özellikle uygulama indirmeden ilgili servisler anlık olarak kullanılabiliyor. Apple'ın hızlı açılan ve anlık kullanabilen bu AppClip uygulamalarının boyutu 10 megabaytın altında olacak. Benim en sevdiğim bir diğer özellik iPhone ile arabanızın kilitini açıp çalıştırabilirsiniz. Tabi bunun için CarPlay desteği de lazım. Bu anahtarları arkadaşlarınızla veya ailenizle paylaşmak oldukça kolay. Denetimleri özelleştirebilir ve yeni sürücüler için kısıtlanmış profiller oluşturabilirsiniz. Hatta anahtarları geçici olarak iptal edebilir ve paylaşabilirsiniz dediğim gibi. Kamerada da güzel bir özellik var. Mesela bildirim ışıkları kamera ve mikrofon açıkken görünebiliyor. Böylelikle kişiler kamerasının ya da mikrofonun açık olup olmadığını anlayabiliyor. Günümüzde gizlilik önemli bir faktör olduğu için kişisel veri gizliliği bu anlamda da bu özellik güzel olmuş. Diğer bir detay telefonun arkasını iki kez veya üç kez tıklayınca istediğiniz işlevi yapabiliyorsunuz. Diyelim telefonla takılıyorsunuz ama ana ekrana gitmek istiyorsunuz. Telefonun arkasına Apple logosuna iki kez tıklayarak ana ekrana dönebiliyorsunuz. Peki diyeceksiniz ki iOS 14'ü hangi iPhone'lar alacak? Onu zaten şuraya bir yere yazarım hangi cihazların bu güncellemeyi alacağını. Peki iOS 14 ne zaman çıkacak? Geliştirici hesabı olanlar için geliştirici betası yayınlandı. iOS 14'ün halka açık betası ise önümüzdeki ay yayınlanacak. İşletim sisteminin final sürümü ise Eylül ayında son kullanıcıyla buluşacak. Evet bu videoda kısaca iOS 14 ile birlikte gelen ve göze çarpan bazı özellikleri sizlere aktarmaya çalıştım. Bununla ilgili daha kapsamlı veya direkt mikro ölçekli bazı özellikler için ayrı videolar gelecek merak etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Videoyu kapatmadan önce de kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.